oldu? Saat kaç oldu? Sen şu hale bak ya. Kız isteme merasimine bekliyoruz adamları. Saat kaç oldu? Hala gelmiyorlar. Emekli noter İsmail Efendi'nin düştüğü durumlara bakınız. Ya ben istemiyorum ya. Ben vazgeçtim. Gelmesinler. Vallahi istemiyorum ya. Hem ben istesem kapımda kuyruk olurlar. Onlar bana kurban olsunlar. Lord of the Kezban. Üzümün çöpü diye diye armudun sapına kalacaksın. Senin haberin yok. Bu iş olmasın, senin saniyenin onunla. Bak zorla veriyorum. Bak vermiyor mu, veriyor mu? Allah Allah, işte bile mümkün değil o bir kere. Neden mümkün değil? Çünkü onların soyadı Yağmur. Yani küçük ünlü uyumuna uymuyor. Küçük ünlü uyumuna uymayan soyadlı biriyle evlenmemi beklemiyorsunuz herhalde. Kızım manyak mısın? Ya bu neymiş artık ya? Geçen gün gelen çocuğu da neymiş efendim? Yüzük parmağı işaret parmağından kısaydı diye mi istemedi? Evet. Ama bak şöyle anlatayım onu baba. Bak şimdi. Buradan bir tane kuş gelmiş buraya konmuş. Bu tutmuş, bu pişirmiş olmuyor o zaman. Bu pişirmiş, bu tutmuş oluyor. E bu da hani bana hani bana diyemiyor. E ben çocuklarımın geleceğini düşünmek zorundayım baba. Ne kadar saçmalıyor ya Rabbim ya. Maymun gelsin şu eve. Vallahi iç güveysi diye alacağım. Beni o noktaya getirdim ya. Ne kadar saçmalıyorsun ya. Hayret bir şeysin kızım yani. Tamam bak ortam zaten gergin. Daha fazla germeyelim. Sen bir anlat bakayım tekrar. Ben tam dinleyemedim. Sen nereden buldun bu çocuğu? Nasıl oldu bu ilişki? Şöyle anlatayım. Bak şuraya gireceğim. Şimdi anlatacağım. Lan geçen gün bir tane bir tweet attım. Tamam mı? Şöyle yazdım. Dedim ki, bu dünyada kalbi güzel insanlar da var dedim. Burada harf yetmedi, diğer ikinci tweet'e geçtim. Dedim ki, satılık da var yazdım. Bahadır da nedense ikinci tweet'imi favorilerine eklemiş. Altına da demiş ki, ben talibim. Yani kalbime talip oldu. Ben de dedim ki, eğer niyetiniz ciddiyse gelin görüşelim dedim. İnternetten mi buldun? Ya 22. noter emeklisiyim ben ya. Olacak iş değil ya. İnternetten koca mı buldu dedirteceğim ben kendime? Olacak iş değil. Hayır efendim. Valla seni bilmem. Bu insanlar gelsin, azıcık düzgün olsunlar. Ben yapıştırırım nikaha gitsin bu yeter ya. Bıktım bunun bahanelerinden. Geçen gün bana diyor ki, ben Burak Özçivit diyor, benim kriterlerime uymuyor diyor. Bak. Senin normalde o cümleyi kurarken böyle Burak Özçivit benim kriterlerime çarpılman lazım. Allah'ım yarabbim. Neymiş bilmem değil. Ay sanki bana Rihanna ya. Tipe bak. Ya ne var, seçici olmak suç mu anne? Hı. Hem ben kendime en mükemmel ve en kusursuz adayı arıyorum yani. Ama o seni aramıyor. Onu ne yapacağız acaba? Git makyajını bir çizim. Gideyim makyajımı yapayım. Nerede? Bütün makyaj malzemelerini saklıyorsun, kaldırıyorsun ya. Çünkü sana makyaj malzemesi lazım değil, sana inşaat malzemesi lazım. Dış cebi kaplaması yapman lazım o suratı. Bütün sıfatını toparlaman lazım senin baştan. Ya kızı gömdün, gömdün. Daha ne yapacaksın ya? Kızın özgüveni böyle pipetle diye çektin, bitirdin ya. Tamam. Neticede o da bir gün doğru bir insanı bulduğu zaman evlenecek yani. Bu kadar üstüne gitme. Aman doğru insan diye bir şey mi var ya? Ben doğru insanla mı evlendim yani? İnsan oldu işte, evlendik. İnsan olsun yeter dedik. Normal insan değil efendim. Ben 22. noter emeklisiyim. Özel bir insanım. Neticede kızımın gönlü yoksa ben hayatta vermiyorum. Öyle. Ay geldi! Ay Allah geldi! Varmış. Gel. Gönlü biraz. Koşarak gitti. Gönlü varmış. Gel şu kravat bir şey tak, adamlara ayıp olmasın o kadar. Mecbur gibi vereceğiz. Hadi gel, bakalım. Haydi bakalım. Başımıza bakarsın. Gel. Tamam, tamam. Ay buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle buyurun. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Merhaba kızım. Ana baban yok mu? Gelirler efendim şimdi. Merhaba. Ay vallahi eşit. Babacığım hissediyorum doğru yerdeyiz. Bu gerçekten benim hayatımın fırsatı olmalı. İnşallah. Ay Bahadır, ben bu kadar ihtiraslı olduğunu bilmiyordum. Olur mu hanımefendi? Ben senelerdir, yıllardır bu anı bekliyordum tabii. Ay ben de. Yemin ederim çıldıracağım desem yeridir yani. Ay annemle babama haber vereyim, bir an önce gelsinler. Anne baba neredesiniz be? Çok değişik bir kız. Çok. Garip bir enerjisi var. Tamam. Bahadır, emin misin oğlum sen burada davar satıldığına? Ne bileyim, anlamadım yani. He? Satılık davar diye geldik ama apartmanın 5. katındayız. Nerede davar acaba? Bir karışıklık olmasın yavrum. Olur mu babacığım? Lütfen salak mıyım ben, estağfurullah? Bakınız, burada Twitter'a yazmış işte kız. Bir de dünyada uyu güzel insanlar da var.
Yok, bir altındaki şu. Satılık da var. Satılık da var. Satılık da var yazmış, evet. Satılık da var. Ya. Evet, işte doğru. Babacığım, ben de bunun üzerine hemen pavladım. Hemen mesaj attım ben talibim diye. Kendisine gün verdi. İşte o gün bugün. İyi, hadi bakalım. İyi, çok güzel, harika. Bana bak, iyice ölçüp tartalım. Kazıklamayalım da var alırkine. Sen merak etme, biz kaçın kurbağasıyız. Olur mu öyle şey, ne demek? Bak Bahadır oğlum, biz ananla yedi göbektir sülalelerde peynircilik işindeyiz. Sen de artık yaşın geldi. Senin de güzel bir davarın olsun. Sana bir davar alalım. Peynircilik maceranı atıl istiyoruz güzel çocuğum. Merak etmeyin babacığım. Bu davarı alalım. Göreceksiniz bakın nasıl çalışacağım. İnşallah. Hem ayrıca davar benim için bir tutku. Heh, çok iyi. Aferin. Gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim, merhaba. Sağ ol. Merhaba koç. Merhaba. Merhaba. Kızım sen kahveleri, kahveleri yap hadi kahve. Anne ben aşık oldum. Hem soyadı hem de parmakları kriterlerime uygun. Allah'ım kriterlerini kıracağım şimdi. Hadi hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba yenge. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Tamam, bu iş tamam, gol. Goldür, tamam, yürü. Tamam, bu iş tamam, hadi. Maşallah, çok seveceğim bir kızımız var. İlgilendi, ağırladı bizi hiç mecbur olmadığı halde. Çok sevimli, sağ olsun. Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyoruz. Maşallah, sizin oğlunuz da pek bir efendi. Maşallah. Yalnız ben şu an inanamıyorum, çok mutluyum. Bir şey, bir yanlışlık yok değil mi? Siz o Twitter'ı şey yapıp görüp gelenlersiniz değil mi? O tweet yazmış. Evet, çocuk yazmış. Yok efendim, niye yanlışlık olsun Allah'ın aşkına ya? Ya bizim oğlan istedi, biz de almaya geldik zaten. Yaşı gelmişti. Ben istedim. Yaşı geldi, neticede önemli ama saygı da önemli, hürmet etmek de önemli. Bunlar önemli şeyler yani. Tabii efendim, ben biraz evvel babama da söylediğim gibi benim için tutku da var. Tutku da varsa önemli, neticede biz kızımız için en iyisini istiyoruz efendim. Siz kızım mı diyorsunuz? Kızım diyorlarmış. Çok bağlandılar demek ki. Evet, çok bağlandılarsa evet. Ya kızım diyorsanız demek ki dişi. Kızım diyoruz tabii ki. Kızımız, sizin oğlunuz erkek tercih etmiyor herhalde. Yani şimdi benim erkek tercih eden arkadaşlarım da var. Tabii onlar da var. Ama ben herkesin tercihine saygı duyuyorum. Yalnız ben şimdilik dişi istiyorum. Şu an için dişi. Dişi lazım buna. Ha, şimdilik derken... Hadi, şimdilik dişi. Ben anlamıyorum. Ben abunde ne oldum? Benim kafam basmıyor. Bu bizim kızdan mı bahsediyoruz biz? Herhalde yani. Yok Neda. Şimdi efendim önemli olan... insanın ne istediğini bilmesi. Ne istediğini biliyor. Gençken tabii tercih etmek falan filan zor bir işler. Ama tamam, önemli olan o. Maşallah. Bak tebrik gerçekten ederim. Öyle dediğiniz gibi. Misal bak ben gençken bir okuz vardı. He. Ay beni nasıl yordu, nasıl yordu ya, canımdan bezdi. Evet. Ama olsun yine de şimdi arkasından öküz falan. Yok öküz de ama yani. Ondan sonra gitti babama söyledim, anlattı. Babam da onu kırt. Kırt. Kesti. Kesti efendim. Ya kanunu akıttı evet. Evet. Tavuk gibi kesti. Tavuk değil, okuz yani. Bildiğin okuz, okuz yani. Okuz. Bildiğiniz okuz efendim, evet. Şey demek istiyor hani elini ayağını kesti, ilişkimizi kesti, görüşmeyi kesti gibisini mecaz. Öyle bir şeyse öğrendi, onu diyor mecazat. Efendim, bu arada kızımızla ilgili bizim kızımızı... Ne doktorlar, ne mühendisler istedi, biz vermedik. Vermeyeceksiniz tabii. Doktor ne anlar ondan Allah aşkına? Doktor bakacak sağına, soluna. Orasını yokmayacak, orasını çaplatacak. Anlar mı hiç yani yaşını maşını hiç? Misal veriyorum, bir efendim çoban beyin ameliyatı yapabilir mi? Yok. Aynı şey. Vallahi babacığım çok güzel metafor yaptınız. Tebrik. Doğru konuşuyorsun, ne biçim konuşuyorsun babanla? Yani benzetme yaptınız babacığım, çok güzel. Yalnız konuşur. Benim için önemli olan bir sual daha var, onu soracağım. Kızınız kıvırcık değil mi? Çünkü ben cins olarak kıvırcık istiyorum. Böyle benim gibi kıvır kıvır olsun. Bize kıvırcık lazım. Tabii kıvırcık. Kıvırcık canım. Tabii kıvırcık ama arada fön de çektiriyor. Ve inan ya, fönlü çok daha güzel. Fön mü çektiriyor? Siz bayağı yüz vermişsiniz vallahi. Ben bizimkileri böyle köşede yakaladım mı demeye duvara yapıştırıyorum. Kıt 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 sıfıra vuruyorum. Yazın o. Ha sizinkiler değil mi? Ha sizin de kızlarınız var demek. Maşallah kaç tane? 40. Oha! Vallahi bana kalsa 50-60'a kadar yolu var çok şükür, gücümüz var yani. Ama buna zor oluyor. Çok zor, çok yoruluyor. Bu ilgileniyor çünkü buna zor. Ha, anlarsınız yani kadın kısmısı ilgilenemiyor 50-60. Ben yani cebimden çıkarım, bastırırım 100 de olur ama buna olmuyor.
Ya bunlar nasıl insanlar? Ben bunlara kızımız vermem ya. Hayır ya, şey diyor onu, o yok 100 tane, 150 tane kız olur mu? Mecazen diyor, şey yapıyor öyle. Sen sor bakayım, nerede kalacaklar, nerede yaşayacaklar? Ya efendim tamam, oldu ki oldu bu iş, nihayetlendi. Nihayetlendi. Nasıl oluyor? Nerede yaşayacaklar yani? Kızımı nerede bakacaksınız? Nerede yaşayacak kızım? Efendim köşkte. Köşkümüz var bizim. Yalılar köşkte birine yerleştik. Ya dalga mı geçiyorsun adam? Tabii ki ahırda yaşayacak. Nerede yaşayacak? Ahırdır onun yeri. Ahır mı? Yani. Ha, şey diyorsunuz ha efendim. Yeter ki gönüller bir olsun. Hani gönüller bir olunca samanlık, işte ahır bunlar seyran olur demek istiyorlar. Yeter ki evet gönüller bir olsun. Yok ben söyleyeyim baştan, hayatta ev almam, çok kokuyor ya. Kokar, kokuyor. Keskin of. Koku, keskin koku. Kokuyor mu? Nasıl kokuyor? Ay, rezil olduk ya. Yok kokmaması lazım yani. Herhalde heyecandan olmuş olabilir yani. Yoksa normalde hiç kokmaz. Biz en pahalı lüks deodorantları sıkıyoruz. Deodorant mı sıkıyoruz? Deodorant sıkıyoruz. Siz abartmışsınız hanımefendi, beyefendi var. Olacak şey mi? Çok para isteyeceksiniz diye gözüm korktu şu an. Fazla para isteyeceksiniz. Ya ne parası? Bizde öyle adet madet yok efendim. Ne parası? Para mara istemeyiz biz. Yok. Para istemeden mi veriyorsunuz? Bana bak, sonra geri istersiniz vallahi vermem he. Ben onu yedireceğim, içireceğim, semirecek. Maşallah böyle o tosuncuk olacak. Geri verin diyeceksiniz. Ben vermem, vallahi vermem. Ha, bedavaya olur mu ya? Ne bu? Bir ayağı bunun şeyden mi, topraktan mı nedir? Yaşlı mıdır bu nedir? Niye böyle yapıyorlar? Bana kazanmasınlar bizi ya. Yan çiziyorlar, yan çiziyorlar kılla. Bir şey oldu. Yok, hayır. Lütfen, hayır. Para falan böyle şeyler lütfen konuşulmasın. Ben söylüyorum. Bizim ailemizde öyle para falan hep ikinci planda. Allah Allah razı olsun. Bizim işimize gelir ama sonuçta alışveriş yapacağız değil mi? O zaman şey yapalım. En azından sizin eve kaşar yollayalım, kaşar. Kaşar mı? He. Tabii. Biz... Ne kaşar? Kaşar, ya benim olan kaşardan çok iyi anlar. Sizin kızla onun için ilgileniyor zaten. Ne? Tabii efendim, siz merak etmeyin. Ben o kaşarı eskitip eskitip yollayacağım size. Hiç. Eski kaşar olacak size. Çok eski kaşar. Ne biçim konuşuyorsun ulan sen? Sinirlendim o. Tamam, tulum gönderim. Tamam, tulum. Ne tulumu ulan? Erzincan tulumu. Peynirciyiz biz. Peynircilik yapıyoruz. Ha! Ay bak. Ay bak. Boş. Ay yanlış anla. Bak. Hay Allah, bir an, ya biraz önce vallahi çok büyük bir yanlış anlaşılma oldu, peynircilermiş. Ama neyse ki şu an anlaştık, evet. Çözüldü, bir sorun yok. Ya yanlış anladım, evet. Kalbime iniyordu, pardon. Çok... Eyvallah, eyvallah. Neyse tamam, kaç yaşındasın evladım sen? 28. 28, güzel. Böyle kötü alışkanlığın falan da yok tabii. Yok. İyi, maşallah, maşallah. Neyse efendim, konumuza dönelim şimdi, boş verin bunları da, asıl konumuza dönelim. Bizim için beyefendi, isminiz neydi? İsmail. Ha, İsmail Bey. Bizim için en önemli konu efendim, bu alışverişte doğurganlık. Tabii. Doğurganlık önemli yani. Bol bol doğurursa, iyi doğurabiliyorsa hiç sıkıntı yok. Yani üretkenlik, doğurganlık konusunda benim oğluma sıkıntı çıkarmasın, yeterli. Beni uğraştırmasın. Evet. Beni uğraştırmasın, hemen çap çap olsun o işler. Beni... Ya... Ya biz doğurması için elimizden geleni de yaparız. Ailece de yaparız yani, sorun yok. Beyefendi, yani oturup biz sizinle burada bunu mu konuşacağız ya? Kızımla oğlunuz arasında ya. Bunu da artık burada oturup konuşmayalım ya. Tabii babacığım, çok doğru. Zaten onun yaşı geçmemişse, onun bir doğurganlığı vardır. Kesin. Madem siz para almıyorsunuz, o zaman şöyle yapalım. Biz ilk doğanı size verelim. Hadi çocuk. Tabii, ilk doğan sizin olsun. İlk doğanı hediye. Ben olur olsun. Olur mu canım? O sizin şey, niye? Ne yapalım biz ilk doğanı? Ne yapacağız? Ne bileyim ne yapacağımız? Kuzuşu sever misiniz? Severiz. Acıktınız mı? Yok. Hanım? Yok ya, yedik geldik. Ya ne açtı? Ben deyim, sağ olun. Sağ olun. Ya şimdi bakın, kimse konuyu açmıyor da ben bunu söylemem lazım. Ben çünkü çok çekiniyorum yani. Yapısı nasıldır? Hı. Sakin midir? Yani boynuzlar mı? Yok. Nasıl ya? Nasıl boynuzlar mı? Ya oğlumu boynuzlar mı? Ne biçim? Ay ne ayıp. Olur mu? Asla böyle, asla öyle bir şey olamaz. Öyle yapmayın, böyle yapmayın. Ne alakalı yani... Huyudur, suyudur bunlar efendim. Boynuzlar. Beni boynuzladı. Zamanında beni az mı boynuzladı? Sen biliyorsun. Tabii. Ve onun acısı da, yarası da geçmez, unutulmaz yani. Beni gençliğinde bir taktı, boynuzladı beni. Ne oldu bu? Canı çok yağdı, çok ya. Ama İbrahim hak etti. Ya hak ettim, hak ettim. Hak ettim. Bana boynuzlanmayı hak ettim. Doğru. İstemiyorum çocuğun boynuzlansın. Ya bu kadar özelinizi de burada konuşmayalım artık. Neymiş? Naberler geldi. Buyurun. Sağ ol kızım. Buyurun.
Aman, almaz mısın Bahadır? Sağ ol, sağ ol. Tabii sağ ol. Söz kesilsin, sana her gün kendi ellerimle böyle kahve yaparım ben. Hey, hanımefendi yalnız yok. Kesmek yok. Ben kesmeye karşıyım. Ben kesmem. Yok. Nasıl kesmezsin? Çok hassas. Yok, sağ ol. Kesmem. Nasıl sağ ol. Yok, sağ ol. Nasıl kesmiyorsun ya? Oğlum sen evlenmek istemiyor musun? Ben zaten evliyim. Ne alakası var ya? Ne? Ne evli? Evli misin? Tabii yeni evlendim. Bahadır sen benim hayallerimle mi oynadın? Niyetin ciddi değil miydi? Ya ne alakası var? Niyetin ciddi değil miydi oğlum? Sana kesilecek diye söz mü verdi? Hayır efendim. Yok, biz ne? Bizim çocuk deneyim kazansın diye istiyoruz sizin kızı. Deneyim kazansın diye mi? E tabii tabii. Sizden bir tane dişi alalım. Becerebilirse bir tane daha dişi alacağım. Estağfurullah be. Çok iyi beceririm. İnşallah becerim. Çünkü ben babası o zamanında çok becerdim. Bunun benim babam becerdi. Onun babası becerdi. Biz beceririz bu işte. Ya ben bile. Bu da becerdi. Bizim köyde beceremeyen yok bunu. Artık ya tasvir ediyor bu neymiş ya? Yok o şey mi diyor acaba dur dişi dedi o kuzu dedi acaba süt dişi falan mı onu mu dedi acaba? Süt mü? Süt de mi? Ya tamam o zaman o bedavaysa madem beleş ben bütün dişileri istiyorum hepsini alacağım. Ne dişisi ulan? Erkek var bu evde erkek. Erkeği ben kendim alırım. Kız dur. Bana lazım erkek hanım biliyor. Benim en son bir tane vardı, o rahmetlik oldu. Onun yaşı geldi gitti. Şöyle güçlü, kuvvetli, tosuncu bir tane kez olsa ben onu kendime düşünürüm. Ben bu adamı öldürürüm. Hadi. Yemin ederim öldürürüm. Hadi, hadi baba. Ya az malın gözü değilsin sen de. Tamam, toksatıcısın anladık. Ver şöyle arkadaşlar gel. 500'e bırak bana hepsini, haydi. Ya adam bırak, burada satılık matılık hiçbir şey yok. Tamam, 600'e bırak hadi, 600. Hadi. Ya ne 600? Allah'ını seversen tut beni bak. Ya kadını karıştırma sen. Gel erkek erkek ticaretimi zaten. Son 700 bırak hadi, 700'e bırak. Efendi, insan alınır satılır mı? Manyak mısın sen ya? Ya insan gibi uğramasın. Tamam, 800. Evde ne kadar dişi varsa, erkeği varsa aşağıda. Hem yüzünü kamyona koyup götüreceğim. Hadi bırak bana. Ulan senin var ya ağzındaki bütün... Ay, 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 öldürürüm ulan seni. Tamam ağzımı ne sokayım? Öldürürüm lan seni. Ulan hayvanları sevmeyeceğiz. Bu da mı suç? Ulan hayvancılık sizin gibiler yüzünden gelişmiyor zaten. Alışveriş mi alışveriş yapmam size? Düşün önüme gidiyorduk. Yürü. Al beni. Ay, gidelim. Dişin terk edin. İyi miydi erkek? Bak iyisi bir daha düşünelim. Ya yürü git. Allah kahretsin. Yürü git. Ay tövbe ya. Neymiş ya? Ay git defol tövbe. İşte Kürt giyenler hep böyle tipler. Ay tövbe. Yürü git oradan. Ay din. Anlamadım ya. Kız mı istiyorlar, davar mı istiyorlar belli değil. Sevgili seyirciler, Bilal Şov'a... Şov mu? Ben size büyü yapayım mı? Yapmasın. Tamam. Şovmen geldi, dansını yaptı. Yaptı. Orijinal bir giriş yapıyorsun yani. Tabii. Peki, ben bölmüş oldum ama yapalım mı bir daha? Tamam. Hemen tamam. Açılış. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bilal Show'a hepiniz hoş geldiniz.